eski dünya değil. Bu sürdüre geldiğimiz hayat değil. Bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Hiçbir virüs bizim birliğimizden daha güçlü değildir. Temas, mesafe, izolasyon. You're the ghost of the daylight, the witch of the sunshine. You put a spell on me, but it didn't work. Oh, I wrapped a gift for you, then I threw it away, and now I'm throwing up rainbows that are white and bugün 14. gün. 21 gündür evdeyim. Abi sonuna kadar evdeyim. 15 Mart'ta tabii eve girdim. 2 hafta kendi izolasyonumu sağladım. 17 Mart'ta home office'e başladık. 22 günden beri evdeyim. 20 günü geçti sanıyorum. Bu bitecek. Bittikten sonra mega kriz zamanlarını mega fırsata çevirecekler sadece %20'lik kitle. O kitle de şu an ne yaptığıyla ilgili sonuçları görecek. Toplantı sıklığımız arttı, onu söyleyebilirim. Bu anlamda ve daha fazla çalışıyoruz. İnanılmaz özlüyorum. Çok özlüyorum gerçekten. Şey falan diyoruz yani artık. Hani metrobüsle işe gidip geliyorum. Hani bari metrobüse bineyim, hani ona da okeyim artık. Şey olduk yani hani. Beklentilerimiz o kadar düştü ki şu an bize ne verirse mutlu olacak gibiyiz. Sandalyemi inanılmaz çok özledim. Çünkü evde iş yerindeki konforda değilim. Bir de internet hızını çok özledim ya. En önemli şey tabii insan şirkette sosyalliği özlüyor. Arkadaşlarını özlüyor. Masasını özlüyor. Ofiste en çok özlediğim şey arkadaşlarımı özledim ya. İş arkadaşlarımı özledim. En çok neyi özledim? Ofisten çıkıp ortak alana gidip insanlarla bir muhabbet edip kendimi deşarj edip sonra ofise geri dönmeyi özledim en çok. Dışarıya çıkmak, öğlen yemeği çıkmak. Açık havada yiyorduk. Onları özlüyorsunuz tabii ki. Sosyalleşmeyi özledim. Arkadaşlarımı özledim. Onlarla oturup kahve içmeyi özledim. Sohbet etmeyi özledim. Ailemizi özlüyoruz. Sonuçta nefes almayı özlediğimizi söyleyebilirim. Temiz havayı, nefes almayı. Her sabah kalktığımda ilk sormam gereken soru şu olmalı. Bugün yapmam gereken en önemli şey ne? İkincisi, eğer bir gün içerisinde bir kurbağa yemeniz gerekiyorsa onu günün ilk saatinde yapın diyor, sabah yapın diyor. Sizin kafanızda o gün büyüttüğünüz en büyük problem iş neyse veya en pis iş neyse, hadi biraz argo konuşmuş olayım. İlk onu yap ki ondan sonra rahat edersin diyor. Ve ilk adımı attığında gerçekten de o kadar büyük olmadığını göreceğiz. 9.30-10 gibi uyanıyorum yine maksimum onda. Zaten her gün sabah 10'da toplantı yapıyoruz. Sabah kalktığım rutin kısmına çok hızlı alıştım. Çünkü normalde 6 çeyrekte kalkıyordum. 9'da başlayan mesaim için. Şu an 8.30-8.45. Öyle uyanıyorum. 8.45 gibi açıyorum bilgisayarı. Kapatış saatim biraz değişebiliyor. Evden çalışmak aslında keyifli. Çünkü hani malum İstanbul'da çalışıyorum ve hani yolu çekmiyorum mesela. Trafik yok benim için. O yüzden biraz daha verimli ama tabii avantaj ve dezavantajları var bu noktada. Yani her an çalışabilirim, her an iş yapabilirim. Ama işte biraz konsantrasyon tarafında biraz sıkıntı çekiyoruz ev ortamında olduğu için. Bir de bayan olunca biraz daha herkes oluyor. Uyku düzenimize dikkat etmemiz çok önemli. Yani aynı saatte eskisi gibi aynı saatte uyuyup aynı saatte kalmak, kalkmak bizim için önemli. Annelere çok sorumluluk yüklendi bu süreçte. Öyle söyleyeyim. Herkesle ayrı ayrı ilgilenmek zorunda kalıyoruz.
Yüküm biraz daha arttı, öyle söyleyebilirim. Sürekli açlar. Çocuklar da geç uyumaya başladılar. Bütün düzenimiz alt üst oldu. Eğer ev ortamı çok kalabalıksa ve dediğim gibi hani evin müsaitliği çok da uygun olmasa bile her kişinin kendi çalışma ortamını dizayn etmesi, rutinini devam ettirmesi önemli. Yani çocuklar şu an online eğitim üstünden devam ediyor. Çalışan kişiler işlerine devam ediyor. Ev hanımları eski rutini devam ettirmeli. Artı tarafları da var, eksi tarafları da var. Çok fazla eksi tarafı var. Mesela biz tuzumuz kuru olan kesim olarak bizim için pek çok artısı olabilir ama çok daha maddi durumu kötü olan, çalışmak zorunda olan ve evden çıkamayan insanlar, onlar için çok kötü olabileceğini de düşünüyorum. Evin işi de devam ediyor oluyor. Ben çalışırken bu sürecin bu kısmının farkında değildim pek. Ama yani şu an bir yandan işimi yaparken bir yandan yemeğimi de düşünmek durumundayım. Evin diğer ilerlemesi gereken çamaşırı, bulaşığı böyle dertleri de düşünmek durumundayım. Şirket yöneticileri Türkiye'de en azından çarşamba gününü eğer home office yaparsa bence insanların, çalışanların çalışma şevki daha da artacağını düşünüyorum. Yani bu sistem evet yürür ama belli parametreler içerisinde yürür. Haftada bir ya da iki gün olsa bence motive edebilecek bir şey. Kesinlikle. O yüzden isterim. Devamlı istemem. O çünkü etkileşimi kaybediyorsunuz iş arkadaşlarınızla. Hani ne kadar sık görüşüyor olsak da, konuşuyor olsak da şu an. O etkileşim biraz daha farklı bir şey. Onu kaybetmek istemem. Bütün mesaimi bu şekilde yapmak istemem tabii ki. İnsan görmeyi özledim. Ama haftada bir iki gün evden çalışılabileceğini de aslında çoğu şirket, çoğu yönetim birimi görmüş olduk. Ama düzenli olarak böyle çalışamam. Fikirlerle ve projelerle bir şekilde iş anlamında kendimi zinde tutmaya çalışıyorum. Your evil plan. Now, will you ever let me go? You don't understand your tantrous beauty is fooling us all with despair. Bizim beynimiz 50 dakikadan sonra iş kalitesinden yiyor. Diyor ki ben sana diyor üretken olmak, verimli olmak bunu vereyim. Sen de bana diyor benim istediğimi ver. Biz de beynimize diyor ki sen ne istiyorsun? Beyin diyor ki 50 dakika sana yüksek konsantrasyon veririm. Karşılığında bana 10 dakika ver. Ben de o 10 dakikada diyor o 50 dakikada öğrendiklerimi dosyalamam lazım. Yani ara ver diyor bana. Ara ver. Bol bol ara ver. Başarılı insanlar hedeflerini her sabah yazılı hale getiriyorlar. İkincisi de bol bol ara veriyorlar. Tabii ki de korku yaşıyoruz. Çünkü hani geleceğe yönelik bir belirsizlik süreci var ve bu bize aynı zamanda kaygı yaşatıyor. Bütün günümüzü haber izleyerek ve olumsuz negatif düşüncelerle geçiriyorsak burada evet bir sıkıntı var demek. Burada bir soluklanmak, bir nefes almak önemli. Ben şansa inanan biri değilim. Ben fırsata inanan biriyim. Fırsatın özelliği de şudur. Der ki ben herkesin ayağına giderim ama çok uzun kalamam. Gittiğimde hazır mısın değil misin ona bakarım. Değilsen hadi güle güle derim. Çok bekleyemem çünkü herkes beni kovalıyor der ya.